müfredatınıza dahil olan son iki konunuz. Çok uzun bir konu değil, çok detaylı bir konu değil. Fakat ekoloji artık 2021 YKS hedefimiz olduğu için ekolojiyi düşünecek olursak hem TYT'de hem AYT'de mutlaka ama mutlaka toplamda 3 tane sorunun gelme ihtimalinin çok yüksek olduğu konudur ekoloji. O yüzden burada sadece ne yok? Ekosistem ekolojisi yok. Ekosistem ekolojisinin olmamasının sebebi de şudur. 10. sınıf konusudur. Ondan dolayı ekosistem ekolojisini 10. sınıfta işlemiş oldunuz. Ben burada size popülasyon ve komünite ekolojisini işleyeceğim. Notlarınızı mutlaka ama mutlaka alın. Bunları geçirin defterlerinize veya kendi notlarınıza. Sorularınızı mutlaka çözün. Çünkü önemli ve sorulacak olan bir konudur. Atlamayın. Bu yıl bu konuyu mutlaka bitirin. Evet, şimdi popülasyon ekolojisinde bazı kavramlar var öncelikle. Bu kavramlar tanımsal kavramlar ama örnekleriyle özellikle dikkat etmen gereken yerleri var. Öncelikle ekoloji, genel olarak ekoloji nedir dersek canlıları birbiriyle ve bir canlıyı cansız çevreyle ve yaşadığı ortamla biyolojik organizasyonuyla ilişkisini inceliyor. Yani bir canlının başka bir canlıyla veya bir canlının cansız ile veya bir canlının yaşadığı ortam ile organizasyonlu ilişkisini inceleyen bilim dalı ekolojidir. Şimdi popülasyon. Aynı tür. Gençler şu kelime benim için anahtar kelime. Aynı türden bireyler belli alanda popülasyon oluşturur. Aynı tür olacak, belli alan olacak. Bölge değişince popülasyon değişir. Aynı türden başka canlılar farklı alanlarda farklı popülasyon oluştururlar. Nasıl yani hocam? Mesela bak örnekle anlat. Beyşehir Gölü. Beyşehir Gölü belirli bir alan mı? Belirli bir alan. Beyşehir Gölü'ndeki aynalı sazanlar derse aynalı sazan bir tür müdür? Aynalı sazan bir türdür. O zaman Beyşehir Gölü'ndeki aynalı sazanlar bir popülasyondur gençler. Belgrad Ormanı belirli bir alan mı? Evet. Kızılçam bir tür mü? Evet. O zaman Belgrad Ormanı'ndaki kızılçamlar bir popülasyondur. Uzatabilirsin. Karadeniz'deki hamsi diyebilirsin. Onun haricinde Türkiye'deki insanlar diyebilirsin. Türkiye belirli bir alan, insanlar bir tür. Bu şekilde ne yapabilirsin? Popülasyonu söyleyebilirsin. Dikkat edeceğin ne? Aynı tür canlılar olacak. Tamam mı? O zaman aynı tür canlılar varsa popülasyonda kromozom sayısı aynı mıdır? Aynıdır. Çünkü bak ne diyorum? Aynalı sazanlar. O zaman popülasyonda aynalı sazanların kromozom sayısının hepsi aynı. Çünkü aynı türler. Solunum şekli aynıdır. Bütün aynalı sazanlar oksijenli solunum yapar ya da solungaç gaz solunum yapar. Beslenmesi aynıdır. Üreme şekli eşeğlidir. Genetik bilgi ve proteinleri farklı olabilir. Genetik bilgi ve proteinleri şöyle farklı olabilir. Mesela insandan düşün. İnsanlarda genetik bilgiler farklı ki fiziksel anlamda ne oluyoruz? Farklı oluyoruz. Proteinlerimiz nedir? Farklıdır. Neden? Çünkü şifrelerimiz farklı olacak. Tamam, bunu önlem olarak aldım. Bu karşına gelecek, dikkat et. Sana sorar aşağıdakilerden hangisi popülasyondur der. Ne arayacaksın? Belli bir alan. Ne arayacaksın? Aynı tür. Peki komünite bak. Şimdi ben küçükten başladım, büyüğe doğru gidiyorum. Komünite. Aynı alan olacak. Yaşayan birbiriyle ilişkili topluluğa denir. Nasıl yani hocam? Afrika çölü belirli bir alan mı? Evet. Kaplanlar derse komünite. Ha, kaplanlar diyor bak. Demek ki birden fazla ne var? Tür var gençler. Karadeniz'deki canlılar diyor. Karadeniz belirli bir bölge, canlılar diyor. Burada canlıdan kastı balığı olur. Ondan sonra onun haricinde yaşayan Karadeniz'in dibinde yaşayan bitkiler, otlar, fitoplanktonlar, zooplanktonlar, mercanlar bunların hepsi işin içine girer. O zaman komünitede birden fazla ne vardır? Tür vardır. Dikkat! Popülasyonda bir tür, aynı tür, komünitede birden fazla tür. Mesela Beyşehir Gölü'ndeki aynalı sazanlar popülasyon, balıklar komünite.
Belgrad Ormanı'ndaki kızılçamlar popülasyon çam ağaçları, yani bir sürü çam, karaçam, kızılçam gibi birden fazla tür varsa komünite. Tamam. O zaman dikkat, popülasyonda bir tür, komünitede birden fazla ne vardır? Tür vardır diyeceksin. Peki farklı komüniteler tür çeşitliliği bakımından farklılık gösterirler. Aynen öyle. Farklı komünitelerde farklı türler olabilirler diyeceğiz. Evet, ekosistem ne demek? Şimdi gençler, yine aynı alanda etkileşim içinde farklı türden canlı grupları ve bu canlıların içinde bulunduran cansız, yani biyotik canlı ve cansızları oluşturacak. Ha hocam, popülasyon dedim bir tür. Komünite dedim birden fazla tür. Ekosistem dedin canlı artı cansız. Beyşehir Gölü dersem ekosistem. Nasıl yani hocam? Beyşehir Gölü'ndeki balıklar, ondan sonra dibindeki bitkiler, bunların hepsi canlı. Geriye kalan su, toprak, kayalık, bunlar da cansız. O zaman hem canlıyı hem cansızı aldıysa ne olur bu? Ekosistem. Belgrad Ormanı dedin. Karaçamı, Kızılçamı, Selvisi, değil mi? Canlı. Toprağında yaşayan bakterisi, mantarı, algi, öglenası, bunlar hepsine canlı. Ama sen onun toprağını, taşını dersen cansız. O zaman hem canlıyı hem cansızı içerirse ne olacak? Ekosistem. O zaman en küçük birim ne? Popülasyon. Aynı tür canlılar oluşturuyor. Birden fazla tür olursa komünite, canlı artı cansız olursa ekosistem. Tamam mıyız? Var mı buraya kadar sıkıntı? Dikkat et. Beyşehir Gölü'ndeki aynalı sazan derse popülasyon. Beyşehir Gölü'ndeki balıklar derse komünite. Beyşehir Gölü'nü tamamen alırsa ekosistem. Evet. Biyotop, bunlar basit şeyler. Biyo canlı, canlı topluluğu, coğrafik bölge, coğrafik alan. Ekosistemin yerleştiği benzer iklimsel özelliklerin geniş coğrafik alanları. Biyosfer canlı atmosferi diye düşün. Yani dünya üzerinde canlıların yaşadığı alanların tümü. Ekoton, ha işte buna dikkat et. Bu bizim için çok kıymetli. Daha sorulmuş bir sınav sorusu değildir. Ekoton önemli gençler. Ne demek ekoton? Farklı ekosistem veya komitelerin kesişmesine biz ekoton diyeceğiz. Mesela çayır ve ormanın kesişim noktası nedir? Ekotondur. Mağara ağzı bir ekotondur. Nehir ve karanınki bir ekotondur. Ben sana şöyle örnek vereyim. Özledik. Çok çalıştınız. Çok sıkıntılar yaşadık, değil mi? Şimdi gittik bir tatile sizinle. Sağımızda böyle güzel o Muğla'nın dağları. Solumuzda ise denizimiz. Evet. Ne yapıyoruz? Biz şu anda o deniz ve dağların kesiştiği noktada, yani sahildeyiz. Bu noktada ne yapıyoruz? Yürüyoruz. Biz o noktada yürürken ekoton bölgesi ya işte bu nokta. İşte bu noktada neler var? Tamam mı? Sağında orman, dağlar, solunda deniz. Sen ortada sahil bölgesinde, sahil ya da kıyı diyelim biz oraya. Kıyıda yürüyorsun. Yürüdüğün kıyı nedir? Ekotondur. Aklında böyle tut. O zaman ekotonda tür çeşitliliği fazla. Şimdi kıyıda yürüyorsun ya. Yürüyorsun, karşına bir tane örümcek türü çıktı. Yürüyorsun, karşına bir tane akrep çıktı. Yürüyorsun, karşına bir tane ot türü çıktı. Yürüyorsun, karşına bir tane çalı çıktı. Bunlar ekotonda tür çeşitliliğinin fazla olduğunu gösterir. Tamam? Türlerin temsil ettiği birey sayısı azdır. Bak ne dedim? Bir ot çıktı. Bir akrep çıktı. O zaman türleri temsil eden birey sayısı az olacak. Toplam birey sayısı nedir? Azdır. Çeşitlilik fazla ama çok fazla bir birey yok. Değil mi? Denizde gördüğün canlı sayısıyla ormanda gördüğün canlı sayısı çok fazla ama o kıyıda gördüğün canlı sayısı az. Tolerans geniş. Şöyle düşün. Tolerans, değil mi? Tolerans, anlayış. O zaman canlıların birbirlerine toleransları fazla, geniş. Akrep diyor ki böcek sen de burada yaşa. Ot diyor ki çalı sen de burada yaşa. Hiç sıkıntı değil. Besin çeşitliliği bol. Zaten hocam besin çeşitliliği olmasaydı türler buraya gelip de yaşayabilirler miydi? Yaşayamazlardı. Rekabet var mıdır? Vardır.
Neden? Çünkü beslenmek için ekotona, o kıyıya çıkmışlar, o sahile çıkmışlar, gelmişler, rekabet edecekler. Madde döngüleri hızlıdır. Çünkü tür çeşitliliği nedir? Fazladır. İklim çeşitliliği fazladır. Yani şöyle düşün. Dağın belli bir iklimi var. Denizin belli bir iklimi var. Ama kıyının iklimi hem dağınkini hem de denizinkini kapsadığı için ne olacaktır? Çeşitliliği fazla olacaktır diyeceğim. Tamam. Ekotona dikkat ediyorsun. Flora ne demek? Bir ekosistemdeki bitki, mantar ve bakteri. Gençler bitki diye yazabilirler sadece ama mantar ve bakteri topluluğuna flora. Fauna ise hayvan topluluğudur. Habitat nedir? Habitat yaşam alanıdır. Mesela senin şu anda habitatın neresi? Evin. O zaman canlının doğal olarak yaşadığı, beslendiği, korunduğu, ihtiyaçlarını karşıladığı alan habitatıdır. Mesela tenya. Tenyanın habitatı bizim bağırsaklarımız. Memelilerin, hayvanların bağırsakları. Orada yaşar, orada iyi beslenir, orada ürer, orada korunur. Tamam? Ekolojik niş eşittir iş. Tamam. Peki iş deyince bireylerin yaşamını sürdürmek için yaptığı tüm faaliyetler. Yani şöyle düşün. Bir canlı korunmak için, üremek için, beslenmek için ne iş yapıyorsa o onun ekolojik nişidir. Mesela senin ekolojik nişin ne? Atmosfere nefes olarak karbondioksit veriyorsun. Al sana senin yaptığın bir niştir. Değil mi? Sonra bitkiler fotosentez yapıyor. Bitkinin ekolojik nişi yani işidir. Tamam? Aynı nişe sahip farklı türler aynı habitat paylaşırsa aralarında rekabet yaşanabilir. Mesela bir elma ağacı ile bir öksü otunu düşün. Elma ağacı da öksü otu da fotosentez yapacaklar. Topraktan su alacaklar. Aynı işi yapacaklar. Aynı bölgede yaşıyorlar. Su için ne yapabilirler? Rekabete girebilirler diyeceğiz. Peki hocam devam. Makro klima. Makro klima, iklim olarak düşün. Makro büyük, büyük iklim. Bir bölgenin hakim iklimi. Ne dersin? Konya'nın iklimi dediğin zaman yazları aşırı derecede sıcak. İşte ve kurak geçen bir mevsimi vardır. Bitti. Mikro klima nedir? Daha küçük iklimler. Nasıl yani hocam? Bolu Dağı'ndan girdin. Günlük güneşlik. Bolu Dağı'ndan çıkıyorsun. Bolu Tüneli'nden, yeni yapılan o tünelden çıkıyorsun. Yağmur yağıyor. Bu nedir? Mikro klima. Küçük iklim değişikliği. Arkadaşınla konuşuyorsun. Diyor ki bizim şu an buraya çok felaketi yağmur yağıyor. O da diyor ki burası gayet güzel günlük güneşlik. Tamam. Hadi en basitinden Zafer'desin, değil mi? Gayet hava güzel. Kış ayı ama hava güzel. Bosna'ya gidiyorsun. Rüzgar var, esinti var. İşte sana mikro klima. Tamam. Plankton nedir? Suyun yüzeyinde yüzerek sürünücü hareket eden mikroorganizmalar yani küçük canlılara biz ne deriz? Plankton deriz. Geçer bunların bitki fitoplankton. Zoo ise nedir? Hayvansal planktondur. Hayvanlar bitkisel planktonlara her zaman için ne yapar? Yer diyeceğiz. Baskın tür. Biliyorsun ne demek baskın tür? Sayıca ve faaliyetçe en üstün olan türdür. Diyor ki bu tür benim burada sayımda yaptığım işte çok fazla. O yüzden ben buranın baskın türüyüm diyor. Çevre direnci. Aman gözünü seveyim şu çevre direncine bir dikkat edin. Çevre direnci deyince aklınıza değişik değişik şeyler geliyor. Çıkartamayı biliyorsunuz. Ne demek? Bir popülasyonun büyümesini olumsuz etkileyen tüm kalp içine alayım. Dış faktörlerin ismi çevre direncidir. Olumsuz etkileyen. Şimdi belli bir sayı var. Atıyorum sınıftayız şu anda. Sınıfın kapasitesi 50. Tamam mı? 50'nin üstünü almayacak. Biz 50 kişiyiz. Besinimiz var, oksijenimiz var, işte barınıyoruz. Her şeyimiz var. Gayet rahat bir şekilde orada yaşıyoruz. Şimdi o 50 kişi artarsa, 55-60 olursa aynı besini 50 kişinin paylaşması mı bir, 60 kişinin paylaşması mı? O zaman ne başlar? Besin kıtlığı başlar. Bu nedir besin kıtlığı? Çevre direncidir. Çevre diyor ki sınıf ben diyor burada diyor kapasitesini 50 siz 60 yaptınız diyor. Besin kıtlığı başlıyor. Susuzluk başlıyor.
Avcı, hayvan göçü. Mesela hayvanlarda düşün, avcı sayısı ne oluyor? Artıyor. Hayvan göçleri başlıyor. Diyor ki ben orada artık çok fazla canlı var, besin kıtlığı yaşıyorum diyor. Bazı hayvanlar başka yere göç ediyor. İşte bunlar nedir? Çevre direncidir. O zaman popülasyondaki birey sayısı artarsa çevre direnci artar. Biz 50 kişiyken rahattık ama 60 olunca ne oldu? Çevre direnci arttı. Bunu anlaman çok kıymetli, bizim için çok önemli bir cümle bu. Popülasyon dinamiği ne demek? Popülasyon büyüklüğündeki değişmeler ve popülasyonu düzenleyen faktörlerle ilgilenir. Popülasyon yoğunluğu, büyüklüğü, dağılımı ve eş dağılımı etkilenir. Ayrı ayrı işleyeceğiz. Yoğunluğu ne demek? Birim hacim veya alandaki birey sayısı. Yani hocam 1 litre su aldım. Göle gittim. Bir göl, Beyşehir Gölü'ne gittim. 1 litre suyu doldurdum. İçinde mikroskopta saydım 1.000 adet ne var? Öglene var. O zaman 1 litre suda 1.000 adet öglena. Öglene nedir? Bir türdür, bir popülasyondur. O zaman 1 litre suda 1.000 adet öglene demek popülasyon neyi demektir? Yoğunluğu. Yani orada bulunma oranı. Popülasyon büyüklüğü ne demek? Belli zaman diliminde popülasyon oluşturan birey sayılarının toplamı. Gençler, doğum artı içe göç, ölüm artı dışa göç. Doğum artı içe göçe A desek, ölüm artı dışa göçe ise B desek. Bunlar arasındaki fark nedir? Popülasyonun büyüklüğüdür. Mesela A B'den büyükse, yani doğum artı içe göç, ölüm artı dışa göçten fazlaysa popülasyon büyür. Çünkü doğumlar ve içe göçler fazla. İkisi birbirine eşitse popülasyon dengede. Eğer ki ölüm ve dışa göçler fazla ise popülasyon ne olur? Küçülür. Okey. Taşıma kapasitesi. Bak, taşıma kapasitesi. Olması gereken maksimum birey sayısına biz popülasyonun taşıma kapasitesi diyeceğiz. Taşıma kapasitesine yaklaştıkça çevre direnci ne olur? Artar. Şimdi sana şöyle bir soru yazdı. Bunun dedi birey sayısı grafiğini bana ver. Bir popülasyonda birinci zaman diliminde büyüme hızı sabit. Büyüme var mı hocam? Var ama sabit hızda. Atıyorum bir günde bir birey. Bir günde bir birey. Bir günde bir birey şeklinde. O zaman bir günde bir birey oluyorsa birey sayısı yavaş yavaş ne olmaya başlar? Artmaya başlar. İkinci zaman diliminde büyüme hızı artmış. Bu sefer bir günde 10 birey, bir günde 10 birey diye artıyor. O zaman birey sayısı hızlı bir şekilde artmaya başlar. Peki üçüncü zaman dilimine çok dikkat et. Büyüme hızı azalmış. Ama büyüme var mı? Var. Mesela normalde bir günde işte bir birey falandı ya, işte 2 günde bir birey, 3 günde bir birey, 4 günde bir birey. Ne oluyor? Büyüme hızı yavaşlıyor. Ama yine birey sayısı artar mı? Bak, artar. Sonra ne olur? Durur. Niye? Çünkü büyüme hızı durdu. Artık birey üretmiyor. Büyüme bitti. Ve en son neye ulaştı? Birey sayısı maksimuma ulaştı. Biz buna ne deriz? Taşıma kapasitesi deriz. Okey. Değişik bir olay. Lütfen dikkat et. Büyüme hızı, ekolojide grafikler önemli. Büyüme hızı, birey sayısı grafik. Peki büyüme eğrileri J tipi ve S tipidir. Gençler, J tipinde aklına gelsin biliyor musunuz? Bakteriler gelsin. Şimdi bu benim Petri kabım. Buraya bir tane bakteri koydum. Tamam. Bu bakteri diyorum ki sana bir sürü ortam verdi. Bak, burada besinin var, suyun var, istediğin her şey var diyor. Kaynak sınırsız diyor. Bu bakteri besini görüyor, suyu, her şeyi görüyor. Alıyor, çoğalıyor, 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 çoğalıyor. Hızlı bir şekilde çoğalmaya başlıyor. Bak, hiç denge yok. Hızlı bir şekilde çoğaldı. Kuruluş fazı yok. Denge yok. Aniden bir ne var? Artış var. Aniden çöküş olabilir. Mesela onlar artar 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 artar. Sonra besin tükendi. Hepsi ölür. Ya da besin tükendi, bazısı yaşar, bazısı kalır. Nasıl artar? Geometrik. Yani hocam 2, 4, 8, 16, 32 böyle artar. Tamam. Bu J tipi üremedir. Bakteri, böcek, kuş, alabalık çiftliklerinde görülür. S tipi büyüme eğrisi nedir peki dersen? S tipinde mesela 20 tane tavşan. 20 tane tavşan ortama geldiler. Bir ormana geldi. 20 tane tavşan önce buraya bir kuruluyorlar. Bak, kuruluş evresi. Birinci evre kuruluş evresi. Direnç minimum. Daha yeni geldik.
Buraya alışalım diyor tavşanlar. Ne yapabiliriz? Nasıl beslenebiliriz? Sonra logaritmik bir şekilde artış oluyor. Yani ayda bir tavşan, ayda bir tavşan üremeye başlıyor, çoğalmaya başlıyor. E bak, çoğalmaya başladıkça çevre direnci de ne olmaya başladı? Artmaya başladı. Sonra üçüncü evre negatif artış. Negatif artış ne demek hocam? Şimdi bunlar çoğaldılar da artık 200'e yaklaşmaya başladı tavşan sayısı. E 200 tavşan 200'ü sürekli yaşamaz. Ölüm de vardır. Ölüm de varsa ne vardır? Negatif artış. Hem ürüyorlar, bir taraftan da ölüyorlar. Mesela bir ayda 25 tavşan çoğalıyorsa 5'i ne oluyor? Ölüyor. O zaman negatif artış var. Çevre direnci artıyor. Sonra dördüncü evremiz denge evresi. Oranın kapasitesine 250 tavşan. 250 tavşana ulaştıysa dengeye geldi. Çevre direnci nedir? Maksimumdur. Çevre diyor ki burası diyor 250 tavşan oldunuz artık. Besininiz azalıyor. Ortamınız azalıyor. Avcılar gelmeye başladı. Çevre diyor ki sizin kapasitenizi aşıyorsunuz diyor ve popülasyonu dengede tutuyor. Ve çevre diyor ki yavaş yavaş azalın diyor. Bazı tavşanlar beslenemediği için ölüyorlar. Bazı tavşanlar ortamdan korunamadığı için göçüyorlar. Değil mi? Bunların hepsi nedir? Birey sayısını ne yapar? Azaltır. Okey? Bu benim için, ÖSYM için güzel ve çok çok kıymetli bir grafik. Evet, yaş dağılımı, bunlar çok basit şeyler. Mesela gençler, bak 0-14 yaş üreme öncesi dönem. Sonra 15-44 yaş, yani üreme dönemi ve üreme sonrası dönem. Burada bu grafikte hepsi denge halinde, yani belirli oranlarda var. Şu anda popülasyon dengede. Mesela Avrupa ülkeleri. Şimdi burada ne fazla hocam? Burada üreme sonrası dönem, yani yaşlı nüfus fazla. Yaşlı nüfus fazlaysa küçülmekte olan popülasyon diyeceğiz. Burada üreme öncesi dönem, yani yeni doğan fazla. Yeni doğan fazlaysa bu popülasyon büyüyor. Çünkü ne kadar çok çocuk, o kadar çok popülasyonda birey sayısının artması demek. O da nedir? Afrika'ya düşünebilirsin. Evet, popülasyonun dağılımı. Gençler, popülasyon nasıl dağılır? Bazıları kümeli, bazıları düzenli, bazıları ise rastgele. Mesela kümeli şöyle diyebiliriz. Bak şöyle yapayım. Kümeli en yaygın dağılımdır gençler. Beslenme ve avcıdan korunmak için böyle yaparlar. Mesela deniz yıldızları kümeli halde. Ondan sonra kuşlar küme halinde. Afrika mandası, kurtlar, en basit bildiğiniz koyunlar küme halinde dolaşırlar. Diğeri düzenli. Şimdi düzenli de yetersiz kaynak olduğunda görür. Yani diyorlar ki bizim kaynağımız yetersiz. Hepimiz belli bir yerde dizledik. Mesela sen yolda gidiyorsun, sağında, solunda düzenli düzenli dizilmiş çam ağaçlarına rastlıyorsun. Bunlar nedir? Düzenli dizilmişlerdir. Bireyler nispeten eşit uzaklıktadır. Mesela kral penguenler bu şekildedir gençler. Kral penguenler, bu bölgede bir tane kral penguen var ya, arada 1 metre var, sonra diğer kral penguen, 1 metre var kral penguen, 1 metre var kral penguen. Düzenli diziliyorlar. Diğeri ise nedir? Rastgele, yani dağınık. Bir bireyin pozisyonu diğeri ne yapmıyor? Etkilemiyor. Mesela hani şu beyaz üflediğiniz zaman yayılan kara hindi bağlar, işte onlar nedir? Rastgele. Evet. Hayatta kalma eğrileri. Gençler, hayatta kalma eğrileri ne demek? Hayatta kalma eğrisi tip 1, tip 2 ve tip 3 olmak üzere 3'e ayrılıyor. Bak tip 1'de genç ve ergin dönemde düşük ölüm oranı var. Yaşlı dönemde artıyor bak. Genç ve ergin birey sayısı fazla. Ama yaşlandıkça birey sayısı azalıyor. Demek ki yaşlı bireylerde ölüm daha fazla. Mesela insan. Tip 2'de ise her yaşta ölüm oranı olabilir. Mesela kertenkele. Tip 3'te ise gençken ve erginken ölüm oranı yüksek. Ama yaşlıyken ölüm oranı düşük. Mesela midye. Mideyi gençken özellikle çok yaşamazlar. Gençken ne yaparlar? Toplarlar. İçindeki ne için? İnce için. Tamam. Evet, popülasyondan sonra, popülasyon ekolojisinden sonra ne var? Şimdi komünite ekolojisi var. Bunu da işledikten sonra bitireceğiz gençler. Şimdi komünite. Komünite neydi? Bak, popülasyon belirli alanda yaşayan bir türdü. Komünite belirli alanda yaşayan birden fazla türdü. Beyşehir Gölü'ndeki sazan balığı popülasyon,
Gölü'ndeki balıklar komünite. Şimdi komünitelerin iklim koşullarına bağlı olarak tür çeşitliliği ne olur? Değişebilir. Değil mi? Şöyle düşün. Bir ormanda yazın bulunan ağaçlar farklı olabilir. Kışın bulunan ağaçlar farklı olabilir. Ya da hayvanlar farklı olabilir. Komünitede ne vardır? Baskın tür, kilit taşı tür, indikatör tür, istilacı tür. Bunları bir açıklayalım. Kilit taşı tür çok fazla sorunun geldiği ve yapamadığınız yer. Sayıca fazla olmayan, işi sebebiyle komünitelerin devamlılığını sağlayan tür. Bak şimdi. Gençler. Susamuru, deniz kestanesi, kelp yosunu. Gençler deniz kestanesi kelp yosunuyla beslenir. Bu arada yosunlar nedir? Üreticidir. Susamurlar ise neyle beslenir? Deniz kestaneleri ile beslenirler. Deniz kestaneleri ile beslenir. Şimdi kelp yosunu üretici, deniz kestanesi kelp yosunuyla besleniyor. Susamuru deniz kestanesi ile besleniyor. Şimdi katil balina geldi. Katil balina susamurlarını yedi gençler. Katil balina susamurlarını yerse susamurlarının sayısı azalır mı? Azalır. Susamurlarının sayısı azalırsa deniz kestanelerinin sayısı artar. Deniz kestanelerinin sayısı artarsa kelp yosunlarının sayısı ne olur? Azalır. Kelp yosunları neden azaldı? Niye üretici azaldı? Çünkü susamurları azaldı ondan dolayı. Çünkü susamurları azaldığı için deniz kestanelerine gün doğdu. O da yosunları yedi. Üreticiler ne oldu? Azaldı. İşte buradaki kilit taşı tür ne biliyor musunuz? Susamurları. Sayıca azlar. Tamam mı? Ortamda olmayınca üreticiyi ne yaptılar? Olumsuz etkilediler. O zaman böyle bir soru geldiği zaman hangisi kilit taşı nasıl bileceğim? Mutlaka ototrofu olumlu etkileyecek. Yani bunun azalması bunu azalttı ya. Bunun artması bunu ne yapacak? Artıracak. Bu dediğim kim? Üretici. Tamam. O zaman mutlaka ototrofu olumlu etkileyecek. Tüm komüniteyi ayakta tutacak. Bak susamurları olmayınca bütün komünite gitti. Zaten üretici olmazsa besini kim üretecek? Bütün komünite çöker. Ve kilit taşı türü ne olmak zorunda? Hetetrof olmak zorunda. İstilacı. Geçer istilacı okumuyorum artık. İstilacı ortamda ne yapacak? İstila edecek ve diğer canlıları ortamdan uzaklaştıracak. İndikatör ne demek? Gösterge tür demek. Bak çok basit. Alabalıklar oksijenin bol olduğu suda yaşıyor. Şimdi orada alabalıklar öldüyse ha diyeceğim ki demek ki suyun oksijeni azaldı. O zaman alabalık bana neyi gösterdi? Suyun oksijenin azaldığını gösterdi. O zaman alabalıklar nedir? Gösterge yani indikatördür. Bitti. Endemik tür ne demek? Ender demek. Yeryüzünde sınırlı alanda yaşayan toleransı düşük olan türdür. Yani sadece belli bir bölgede yaşıyor. Mesela ne diyoruz? Hani Urfa'daki Karagül var ya. Heh, mesela Karagül. Sadece o bölgede yaşıyor. Bitti. Başka bölgede yaşamaz. Komünitelerin sınırları keskin ayrılmaz. Ekoton vardır komünitelerde. Komünitede bir baskın türün yerini başka türün almasına ne deriz? Süksesyon. Şimdi ben sana bunu şöyle anlatayım. Birinci süksesyon var. İkinci süksesyon var. Aradaki fark ne? Topraksız alan, topraklı alan. Şimdi orman düşün. 2000 tane karaçam var. Volkanik patlama oldu. Orman tamamen yandı. Orada toprakta bakteri, mantar, alg hiçbir tane çam ağacını geç bir tane canlı kalmadı. Toprak kalmadı, toprak. Sonra milyonlarca yıl geçti. Sonra o toprağa bakteriler, yosunlar, alpler, otlar, çalılar geldi ve orası tekrar orman oldu. Al sana primer süksesyon. Yani birinci süksesyon. Baskın tür neydi? Karaçam. Karaçamlar gitti atıyorum. Milyonlar yıl sonra ne gelmiş? Selvi. O zaman bu birinci süksesyon. Baskın türün yerini başka bir tür mü aldı? Aynen öyle. Sekonder topraklı alan. Şimdi bir göl. Gölün içinde sazan balıkları baskın tür. Göl kurudu. Göl kurudu da toprakta bir şey var mı sıkıntı? Yok. Toprakta hala yosun var. Hala bakteri var. Hala mantar var. Sonra orası ağaçlık oldu. Küçük çalılık bir alan oldu. O zaman bu da nedir? Sekonder. İkincil şeydir. Süksesyon. Baskın tür sazan balıydı. 100 yıl sonra baskın tür ne oldu? Otlar oldu. Tamam. Okey. Süksesyon da bu. Klimaks.
Klimaks demek gençler. İşte hani bu değişimin adına biz ne diyeceğiz? Klimaks diyeceğiz. Bu kadar. Evet, rekabet. Rekabetin ne olduğunu biliyorsunuz. Rekabet ne için yapılır? Rekabet besin için yapılır. Su için yapılır. Yuva için yapılır. Aynı tür canlıysa eş için yaparlar. Ama başka türlerse ama eş için rekabet etmezler. Değil mi? Şimdi bu bir deney. Bu deney sınav sorusu gençler. İki tane canlımız var. Aynı besin ile besleniyorlar. Paramecium türümüz. Bu türle bir deney yapıyorlar. Paramecium Aurelia, paramecium kaudatım olmak üzere. Şimdi paramecium Aurelia'yı bir ortama koydu. Bu da A besiniyle besleniyor. Bu da A besiniyle besleniyor. Bu ortama koydum Aurelia. Birey sayısı arttı. Bu şekilde devam ediyor. Başka bir ortamda aynı besinle beslenen paramecium caudatum dediğim canlı da aynı şekilde çoğalıyor. Şimdi deneyde aynı besinle beslenen bu iki farklı türü aynı ortama koymuşum. Aurelia'nın sayısı artmış, caudatum'un sayısı azalmış. ÖSYM dedi ki caudatum'un neden sayısı azaldı ve bitti, öldüler. Sebep ne? Çünkü rekabet ettiler. Çünkü aynı besin ile besleniyorlar. Besini Aurelia daha iyi aldı, daha hızlı çoğaldı ve caudatum'u ortamdan eledi. Biz buna ne diyoruz? Rekabette eleme veya elenme diyoruz. Evet. Avavcı ilişkisi, gençler avavcı ilişkisi çıkmış bir sınav sorusu. Av sayısı artarsa avcı azalır. Bunun ne örneği vardır? Tavşan, vaşak. Tavşan artar, vaşak azalır. Vaşak artar, tavşan azalır. Bu nedir? Bu şekilde giden bir grafiktir. Evet, son artık başlığımız komünitede simbiyotik ilişkiler. Nedir bu simbiyotik ilişkiler dersen, birlikte ilişki. Çok basit, örneklerini bilsen yeterli. Nedir bunlar? Farklı iki türün birlikte yaşaması, amensalizm. Mesela hocam, amensalizmde biri etkilenmiyor, diğeri ise ne yapıyor? Etkileniyor. Bak şimdi. Mandalar otlanırken böcekleri eziyorlar. Mandanın böceği ezmesi manda için olumlu da değil, olumsuz da, nötr. Böcekler olumsuz etkilendi. Ceviz ağacı kimyasal madde salgılar. O kimyasalla alttaki bitkilere zarar verir. Ceviz ağacı bundan ne olumlu etkilenir ne olumsuz, ama alttaki bitkiler öldü, olumsuz. Mutualizm, mutlu yaşam. İkisi de karşılıklı mutlu. Birlikteyken mutlular, ayrıyken mutsuzlar. Mesela liken birlikteliği. Alp ve mantar. Gençler alp fotosentez yapar, mantara besin oksijen verir. Mantar oksijenli solunum yapar, alge karbondioksit su verir. Aralarında ilişki nedir? Mutlu ilişkidir. Baklagil kökünde yaşayan rhizobium bakterileri. Otçul hayvanlardaki mikroorganizma. Mesela ineğin bağırsağında yaşayan selüloz sindirici bakteriler ineğe enzim verir, inek de onlara yaşam ortamı. Mesela senin bağırsağında yaşayan BK vitamini üreten bakteriler vardır. O bakteriler sana vitamin üretir. Sen onlara ne verirsin? Besin ve ortam verirsin. Gevşek mutualizmde gevşek denmesinin sebebi şu: varsak berabersek mutluyuz, ayrıysak da çok da önemli değil. Mesela yengeç denizgülü, mesela timsah kürdan. Timsah yemeği yedi, dişlerin arasında atıklar var. Kürdan kuşu geldi, onlarla beslendi. Kürdan kuşu mutlu, timsah da mutlu. Ama timsah kürdan kuşu olmasa da o atıklardan bir türlü kurtulur. Komensalizm nedir? İki türden biri yarar, diğeri ise etkilenmiyor. Mesela hocam, örnek ne? Mesela köpek balığının atığıyla beslenen vatoz balıkları. Köpek balığı olumlu da etkilenmedi, olumsuz da. Çünkü köpek balığı o atığı attı zaten. Vatoz balığı o atıkla beslendiği için ne sağladı? Yarar sağladı. Parazitlik çok basit gençler. Biri yarar sağlayacak, diğeri ise nedir? Zarar. Mesela bitkisel parazitler var, bir de hayvansal parazitler var. Bitkisel parazitler yarı parazit ve tam parazit olarak ikiye ayrılıyor. Yarı parazit de bileceğin şu: öksü otu. Öksü otu kesinlikle ama kesinlikle fotosentez yapar. Kloroplastı vardır. Tam parazit canavar otu ve cins açı ise kesinlikle ama kesinlikle kloroplastı yoktur. Fotosentez yapmaz. Tam bir pislik. Bütün ihtiyacını üzerinde yaşadığı ağaçtan sağlıyor. O yüzden biz ona ne diyoruz? Parazit diyoruz gençler. Evet, hayvansal parazitler var bir de.
Eğer vücudun dışında yaşıyorsa dış, vücut içinde yaşıyorsa iç parazittir. Dış parazitlerin örneği bunlar bit, pire, iç parazitler tenye bağırsak kurdu diyebiliriz. Bunlara bakarsınız. Bunlar bizim için çok önemli değil. Sadece örnekleri bizim için yeterli olacaktır. Evet, konumuz bu kadardı. Ekoloji bu kadar gençler. Kendinize çok iyi bakın. Ekolojiyi mutlaka tekrarınızı yapın. Notlarınızı alın, sorularınızı çözün. Anlamadığınız kısım varsa lütfen geri dönüş yapın.